Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber E92 BMW 320 dizel aracımızın interkolarını değiştiriyoruz. Araç üzerinde hibrit turbo yazılım uygulaması gerçekleştirmişler. İnterkoların montajını hemen şu alt kısmına gerçekleştireceğiz. Şöyle size aracın interkolarını göstereyim. Üzerine takacağımız interkolarımız bu, şöyle arka tarafında size gösterecek olursam. Mevcut interkolarının üzerine daha fazla bir büyüklükte interkolar koyacağız. Interkoları montajını gerçekleştirdikten sonra da testlerini gerçekleştirip aracı teslim edeceğiz. Gelin E92 BMW 320 dizel projemize başlayalım. Bakalım bu BMW'den güzel bir iş çıkartabilecek miyiz? Arkadaşlar şu anda interkolarımızı söktük. Aracın üzerinden çıkan interkoları size şöyle göstereyim. Mevcut interkolarımız bu şekilde. Şöyle detaylıca size onu gösterecek olsam. Bizim üzerine takacağımız interkolar da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ekstra şurada bir katman daha var. Mevcutun şu kalınlığının haricinde burada ön tarafta bir katman daha var. Ki bu da üst taraftan daha soğuk hava almasını sağlayacak aracın. Interkolar'ın da size ne olduğuna ilgili videoları daha önceden zaten çekmiştik, anlatmıştık. Çok kısa üzerinden geçiyorum. Bu işlemi neden yapıyoruz? Aracımızda hibrit turbo setup var arkadaşlar. Hibrit turbo setup yüzünden de aracın normal interkoları maalesef yetersiz kalıyor ve gerekli soğutmayı sağlayamıyor. O yüzden de daha iyi soğutma sağlamak amacıyla bu interkoları aracın üzerine takacağız. Interkolar nedir kısmına da hemen değineyim. Turbodan gelen sıcak havayı girişini sağladıktan sonra bu taraftan da soğutarak daha soğuk havayla turboyu, emme manifoldunu beslemek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Turbo soğutucusu anlamına da geliyor. Bazı yerlerde o şekilde de söylüyorlar. Şimdi gelin interkolarının montajını gerçekleştirelim. Aracımızın üzerine takalım ve ondan sonra fark var mı yok mu kullanımda da bunu test edelim.